Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeniniz Hasan Yığın. Bu videomuzda sizlere ikinci düzlemde denklemler konusundan işlediğimiz 26. ve 27. figürlerin arkasında bulunan bir adım ötesi sorularını çözeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi 26. figürün arkasında bulunan bir adım ötesi sorularını çözmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz tempolu bir anlatım olacak. Çünkü sorular ağır ve uzun. Onun için daha dikkatli olmamız gerekir. Evet. Şimdi kaça denkleminin kökleri ardışık tam sayı dedi diyor burada. Buna göre m kaçtır diyor. Denklemin köklerini toplamını bulan arkadaşlar. x1 artı 2 kaçtır? Kökler toplamı 4m artı 1 yapar. Kökler çarpımı kaçtır arkadaşlar? x1 çarpı x2 kaçtır? Eksi 2m eksi 1. Arkadaşlar kökler toplamı 4m artı 1 ise buradan ardışık iki tam sayının toplamını şöyle düşünebiliriz. Ardışık tam sayılar nasıl gider? 2m artı 1 ise arkadaşlar iki ardışık tam sayı topla. İki ardışık tam sayı tek sayı gelir. 4m artı 1. Bir, örneğin birinci 2m dersek ikinci de kaç olacak arkadaşlar? X2 de 2m artı 1 olacak. Onların toplamı bunu verir. Öyleyse kökler çarpımı arkadaşlar. Kökler çarpımı. Denklemin kökünün biri 2m olsun, bir de 2m artı 1 olsun dediğimizi dersek arkadaşlar, bu kökler çarpımı eksi 2m eksi 1'e eşit olacak. 2m ile 2m artı 1'i çarpalım. Eksi 1'e eşitleyelim. 4m kare artı 2m eksi 2m eksi 1'e eşit oldu. 4m kare artı 4m artı 1 de 0 oldu. Buradan 2m artı 1'in karesi kaç gelir arkadaşlar? 0 gelecek. M de buradan eksi 1 bölü 2 gelir arkadaşlar. M'nin değeri eksi 1 bölü 2 olarak gelecek arkadaşlar. Cevap A şıkkı olarak görünüyor. Evet, A bu arkadaşlar. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Denkleminin kökleri birer pozitif tam sayıdır. Buna göre denkleminin kökleri çarpımı kaçtır? Denklemin kökleri pozitif tam sayısı arkadaşlar. Bunların çarpanları ne olmak zorunda? Eksi 7 olacak. Tamam mı? Yani bunu x eksi 7'ye eksi 1 diye düşünürsek, yani bu denklemi şu şekilde çarpanların x eksi 7'ye x eksi 1 diye ayırdım. X'in değeri 7'dir. X'in değeri kaçtı? 1'dir. Bakın kökler pozitif tam sayı oldu. Başka türlü de 7 asal sayı olduğu için arkadaşlar çarpanlarını başka türlü bulmamız mümkün değil. Öyleyse bu sayılardan çarpanlardan yani x eksi 7 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Bunu açtığımız zaman x kare eksi 8x artı 7 eşittir 0 gelir. Buradan da m'nin değeri kaç gelecek arkadaşlar? Eksi 8 gelecek. Evet, m'ye eksi 8 koyarsak x artı 4'ün karesi eksi 8 çarpı m artı 4 m artı 4 artı 7 geldi. Buradan da bunun çarpanlarını ayıralım arkadaşlar. Pardon, burası x artı 4. Özür. X artı 4 arkadaşlar. X artı 4'ü a olarak görebilirsiniz. Eksi 7 ile eksi 1'in çarpımı 7 yapar. Toplamı eksi 8. O zaman x artı 4 eksi 7 x artı 4 eksi 1 diye bu denklemi çarpanlara ayırabiliriz arkadaşlar. Burası x eksi 3 oldu. Burası da x artı 3 oldu. O zaman öyleyse bu denklemin kökleri bir tanesi 3'tür. Bir tanesi eksi 3'tür. X'lerin çarpımları eksi 9 gelir arkadaşlar. Bu denklemin kökler çarpımında eksi 9 geldi. Evet, diğer sorumuza geçelim. Denklemin kökleri için açacak hangisi daima doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım burada. Şimdi bu köklerden arkadaşlar bakalım. M 3'ten büyük 3 deltasına bakalım. Yazalım bakalım. Delta b kare eksi 4 ac eksi m artı 2'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c m eksi 3. Açalım bunu arkadaşlar. Kare eksi yutar. M kare artı 4M artı 4 eksi 4M artı 12 oldu. O da eşittir. M kare artı 16 geldi. M 3'ten büyük bir sayı olursa arkadaşlar bu ifade 0'dan büyük. Demek ki denklemin birbirinden farklı iki tane kökü var. İki kök kesim var arkadaşlar. X1 ve X2 olsun. Kökler X1 ve X2 olsun. Bu kökler X1 ve X2. Şimdi kökler çarpımına bak. Kökler toplamına bakalım arkadaşlar. Kökler toplamı eksi b bölü a yani m artı 2 oldu.
M 3'ten büyükse bu ifade de sıfırdan büyük. Kökler pozitif o zaman. İki kökün toplamı pozitif. Kökler çarpımına bakalım arkadaşlar. O da C bölü A. M eksi 3 yapacak. M 3'ten büyük bir sayı olduğu için burası pozitif bir sayı gelir yine. İki sayının çarpımı arkadaşlar pozitif. Toplamları da pozitifse iki kök de pozitiftir. O zaman denklemin birbirinden farklı iki pozitif gerçek kökü vardır. Denklemin kökleri şu şekilde olur. Hani misal x1, x2'den küçük kabul edebilirsiniz. Bu durumda 0 küçüktür, x1 küçüktür, x2 şeklinde kökleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Köklerin durumu budur. Birbirinden farklı. İki pozitif gerçek kökü vardır diyoruz arkadaşlar. Kökler toplamı, kökler çarpımı ve diskriminantı inceliyoruz. Buradan köklerin durumunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza bakalım. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ana alabileceği değerler diyor arkadaşlar. Kökler burada birbirine eşitse arkadaşlar x1 x2'ye eşittir. Veya x1 eşittir eksi x2. x1 x2'nin toplamı ne oldu? 0 oldu burada. Burada da x1 x2 birbirine eşit. Arkadaşlar iki durumu da burada inceleyelim. Kökler birbirine eşitse delta eşittir 0. Evet. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? Delta eşittir 0 diyelim. Delta nedir arkadaşlar? Bakalım b kare eksi 4 ac. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c. Delta eşittir a kare artı 2a artı 1 eksi 2a. Pardon, burası 4a. Delta eşittir a kare eksi 2a artı 1. Delta kökler birbirine eşitse arkadaşlar buradan a'nın değeri kaç geliyor? A'nın değeri buradan bakalım burada delta. A eksi 1'in karesi. Delta neydi arkadaşlar? Sıfırdı. Delta sıfır olacak. A buradan 1 gelir arkadaşlar. A'nın alacağı değerlerden bir tanesi 1'dir. İkinci durumu inceleyelim arkadaşlar. Birinci durum için kökler birbirine eşitse A 1 olmalı. Bu durumda da nedir? X1, X2'nin toplamı kökler birbirinin ters işaretlisidir arkadaşlar. Kökler birbirinin ters işaretlisi olabilir. Öyleyse X1, X2'nin toplamı sıfırsa o zaman kökler toplamı sıfırsa kökler çarpımı arkadaşlar nedir? X1 çarpı X2 de sıfırdan küçüktür. Kökler toplamı sıfırsa bunlara bir simetrik kök diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla simetrik kökler ters işaretlidir. Dolayısıyla kökler çarpımı da sıfırdan küçük olacak. Evet, kökler toplamını bulalım. Kökler toplamı x1 artı x2 nedir? A artı 1 eşittir 0 diyoruz. A kaç geliyor arkadaşlar buradan? Eksi 1 geliyor. Hakikaten kökler çarpımı A'nın değeri için sağlıyor mu buna bakalım. Kökler çarpımı C bölü A. Kökler çarpımı sıfırdan küçüktü. A sıfırdan küçük olmalı. Evet. A sıfırdan küçük olmalı. Ve A'da eksi 1 çıkıyor. Evet. A'nın değerini eksi 1 olarak alabiliriz. Burada da A'yı 1 aldık. Toplam eşittir 0'dır arkadaşlar. A'nın alacağı değerler toplamı da 0 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi buna bakalım. Burada ne yaptık arkadaşlar? x1'in karesi. x1 verelim. x1 aşağıya verelim. x1'in karesi diyelim. Eşittir. x1'in karesi 6 x1 eksi 3 yaptı. x2'nin karesi ne yaptı? 6 x2 eksi 3 yaptı. x2'nin karesini çıkartırsak eksileri çarpalım. Ne oldu arkadaşlar? 6 x1 eksi 6 x2 oldu. Şimdi de bunun yerine 6 x1 yazdık. Eksi 6 x2 yazdık. Artı 12 x2 yazdık. Dolayısıyla şu ifade istiyor bizden. 6 x1 artı 6 x2 oldu. Bu da x1 x2'nin toplamının 6 katı geldi arkadaşlar. x1 x2'nin toplamı kaçtır? 6'dır. Çarpı 6 36 geldi. Cevap Adana arkadaşlar. Evet, sorular gördüğü üzere uğraştırıcı sorular arkadaşlar. Evet, denklemin sıfırdan farklı simetri iki gerçek kökü vardı. N'nin alabileceği birbirinden farklı iki tam sayı değerinin toplamı en çok kaçtır diyor arkadaşlar. Evet, N'nin alabileceği birbirinden farklı iki tam sayı değeri diyor. Şimdi arkadaşlar burada ne yapalım? Kökler burada nedir arkadaşlar? Şimdi simetrik kök var arkadaşlar burada. Simetrik kök. Simetrik iki kök varsa kökler toplamı eşittir 0 diye alıyorduk. O zaman bu ifade 0 eşitlenecek. B kare eksi m eksi 2 eşittir 0 diye yazalım. M'yi buradan m eksi 2 çarpı m artı 1
M'yi bir 2 bulduk arkadaşlar. Bir de M'yi eksi 1 bulduk. Ve kökler çarpımı neydi arkadaşlar? Kökler çarpımı sıfırdan küçük olacak. Bakın B x1 çarpı x2 sıfırdan küçük olmalı. Kökler çarpımı C bölü A. M artı N eksi 2 sıfırdan küçük olmalı arkadaşlar. M'ye şimdi M'nin iki durumu için bunu inceleyelim arkadaşlar. M'yi kaç verdi? 2 verdi. M'yi 2 verdiğimizde bunlar gitti. N'nin değeri sıfırdan küçük oldu. Evet. N'nin tam sayısı değerinin toplamı en çok kaçtır diyor. N'nin aradığı değer. M'ye bir de eksi 1 verelim arkadaşlar. M'ye bir de eksi 1 verdik. Eksi 1 verdiğimizde N eksi 3 küçüktür 0. N'nin değeri 3'ten küçük oldu. O zaman N'nin alabileceği tam sayı değerleri bir tanesi 2'dir, bir tanesi 1'dir. En çok N'nin alabileceği değerler 3'tür. Toplam 3 olur arkadaşlar. N'nin alabileceği değerlerin sayısı toplam 3 oldu. Cevap edin arkadaşlar. Arkadaşlar 26. suyun arkasındaki bir adım ötesi soruları çözmüş oluyoruz. Şimdi 27. suyun arkasındaki bir adım ötesi soruları çözelim. Arkadaşlar şimdi burada verilmiş kökleri x1 ve x2 olan pozitif gerçek sayılar olan kökler pozitifmiş arkadaşlar. Bir bilmeyen denklemin kökleri arasında bu bağıntı var. Arkadaşlar x1'in karesi artı x2'nin karesi eşittir. x1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 formülünü yazabiliriz. x1 x2'nin toplamını biz bulmak istiyoruz. Kareler toplamı 17 idi. Burası kaç oldu arkadaşlar? Eksi 8 oldu. Burası x1 x2'nin yerine 4 yazdık. Eksi 8 oldu. Buraya attık. Neyse x1 artı x2'nin karesi eksi 8. 25 eşittir. x1 artı x2'nin karesi. Buradan ne? x1 ile x2 neydi? Pozitif sayıydı. O zaman pozitif sayının karesi pozitif yapar. x1 ile x2'nin toplamı kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Çarpımları kaçmış? 4'müş. Denklemi yazalım. X kare toplamı eksi diyoruz. Toplam eksi 5x artı 4 eşittir 0 diye denklemi yazdık arkadaşlar. X kare eksi 5x artı 4 diye denklemi bulmuş olduk. Çarpımı verdik. Kökler toplamını bulduk arkadaşlar. Evet. Kökleri olan ikinci denklem baştakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar kökleri bunları toplayalım arkadaşlar. 2x1 artı 2x2 bakın. Topluyorum bunları. 3 bölü x2 artı 3 bölü x1 dedik. x1 x2'nin toplamının 2 katını alın arkadaşlar. x1 2 çarpı x1 artı x2 gelir. Buradan x1 x2'nin toplamı kaçtır? 4'tür. Ve 4 yazdık. Artı. Bunu 3 ile çarptık. Bunu da 2 ile çarptık arkadaşlar. 3 parantezini alabiliriz burayı. x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 şeklinde bu ifadeyi yazarız. Burası kaç oldu? 8 oldu. Kökler toplamı kaç oldu arkadaşlar? 4 çarpı 3 12. Kökler çarpımı da kaçtır arkadaşlar? Eksi 1'dir. Burası kaçtır? 12. Eksi 4 geldi. Kökler toplamı eksi 4 geldi arkadaşlar. Bir de kökler çarpımını bulalım. Bu ifadeyle bu ifadeyi teker teker çarpacağız arkadaşlar. Çarpalım şimdi. Şuradan çarpımını yazayım ben. Direkt şurada ortaya nokta koyayım bunu. Çarpalım bunu. X1 2 x2 çarpın. 4 x1 çarpı x2 yapar. Bununla bunu çarpalım arkadaşlar. Kaç geldi? X1'ler birbirini götürecek. 3 kere 2 6 kalacak. Sonra bununla bunu çarpalım arkadaşlar. Buradan da bir 6 geldi. Sonra da bunları çarpalım. Artı 9 bölü x1 çarpı x2 oldu. Kökler çarpımı kaçtı arkadaşlar? Kökler çarpımı eksi 1'di. Eksi 4 oldu. Artı 12 oldu. Kökler çarpımı eksi 1'di. Eksi 1, 9 eksi 1'e böl. Eksi 9 yapar. Burası eksi 13 oldu. Eksi 1 de buradan geldi arkadaşlar. Kökler çarpımı eksi 1 oldu. O zaman denklemimizi yazalım. X kare artı 4x eksi 1. O da Adana olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Bu sorunun cevabı da Adana olarak çıktı arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Kökleri olan ikinci derece denklemin disimantının aynı denklemin baş kat sayısının karesinin oranı aşağıdakilerden hangisi? Kökler buymuş arkadaşlar. Kökler toplamını söyleyin. X1 artı X2 kaçtır arkadaşlar? 3 artı 2 kök 2. Kökler çarpımını söyleyin. 1 ile 2'yi çarp 2 oldu. 1 ile kök 2'yi çarp kök 2 oldu. Kök 2 ile 2'yi çarp kök 2 oldu. Kök 2 ile kök 2'yi çarp 2 oldu. Bu sonuçta kaç oldu? Evet, kökler çarpımı 1 ile 2'yi çarp 2, kök 2, 2 kök 2 artı 2. 2, 2 daha 4. Kökler çarpımı x1 çarpı x2, 4 artı 3 kök 2 oldu. Denklemimizi yazalım arkadaşlar.
x kare 3 artı 2 kök 2'nin karesi. Hayır, 3 artı 2 kök 2 x artı 4 çarpı 4 eksi 3 kök 2 geldi olarak bunu da yazarız. Denklemimiz bu. Diskriminantının aynı denklemin baş katsayısının karesi. Aynı denklemin baş katsayısı kaçtır? 1'dir. Diskriminantı bulalım arkadaşlar. B kare eksi 4 artı 3 artı 2 kök 2'nin karesi eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz 4 artı 3 kök 2 geldi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar müsaadenizle şarjım şimdi takalım. Hangi görüntüsü kayboldu? Şimdi bunu çarptık arkadaşlar. Diskriminanta 3'ün karesi 9 artı 12 kök 2 artı burası kaç geldi arkadaşlar? Buradan da kaçı buluruz? 2 kök 2'nin karesi 8 geldi. Eksi 16 artı pardon çarptık. Eksi 12 kök 2 geldi arkadaşlar. Bunlar birbirini götürdü. 17 eksi 16 1 geldi. Delta 1 geldi arkadaşlar. Denkleminin diskriminantının aynı denklemin baş katsayısının karesine. Baş katsayısının karesi kaçtır? 1'dir arkadaşlar. Baş katsayısı 1'dir. 1'in 1'e bölümü diskriminantın yani A baş katsayısı kaçtı? 1'dir. 1 bölü 1 oldu. Sonuç 1 geldi arkadaşlar. Bunun cevabı da Denizli olarak bulunur arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere uğraştırıcı sorular arkadaşlar. Denkleminin diyor arkadaşlar, burada bakalım. Beni alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Çünkü burada arkadaşlar denkleminin gerçel sayıları çözüm küneleri aynı ve birbirinden farklı iki elemandan oluşmaktadır diyor. Arkadaşlar kökler o zaman her ikisinin denkleminde kökleri ortaktır arkadaşlar. Denklemin kökleri ortaksa x'in x karenin katsayıları oranları birbirine eşittir. 1 bölü a eşittir. Eksi 4 bölü b eksi 1 eşittir. A bölü C yazılabilir arkadaşlar. Katsayı oranları, katsayılarını oranlıyorsunuz. Terimlerin, aynı derecede terimlerin katsayı oranları birbirine eşittir diyorsunuz. Arkadaşlar kökler o zaman bu denklemin kökler çarpımı ile bu denklemin kökler çarpımı eşit olacak. Kökler çarpımı C bölü A. İşte, kaç oldu o zaman burası? Kökler çarpımı A oldu arkadaşlar. Şimdi buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet. Kökler çarpımları. Kökler çarpımı nedir? Bu denklemin kökler çarpımı A geldi. Bu denklemin kökler çarpımı bulalım. X1 çarpı X2 de kaçtır? C bölü A. Bunlar eşitlersek A kare eşittir C geliyor. Kökler toplamını bulalım arkadaşlar. Bu denklemin kökler toplamı X1 artı X2. X1 artı X2 eşittir kaça? 4'e. Buradan X1 artı X2 kaçtır? Kaç yaptı arkadaşlar? Eksi B artı 1 bölü A. Bunları birbirine eşitlersek arkadaşlar 4A eşittir. 4A eşittir. Eksi B artı 1 geldi. Şimdi arkadaşlar bu denklemin iki farklı kökünün olması için delta ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Delta büyüktür sıfır olmalı. Delta'yı alalım. B'nin karesi 16. Eksi 4 çarpı A çarpı C. Sıfırdan büyük. Eksi 4A büyüktür. Eksi 16. A küçüktür 4'ten arkadaşlar. A'yı 4'ten küçük alacağız. A'yı 4'ten küçük bir sayı. A ve B birer tam sayı diyor arkadaşlar. A'yı 3 olarak alalım. A'yı 3 olarak seçersek buraya 3 koyduğumuzda 12 eşittir. Eksi B artı 1 oldu. 11 eşittir eksi B. B'nin değeri de eksi 11 geldi arkadaşlar. B sayısının değeri de eksi 11 oldu. B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri de eksi 11 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. İkinci dereceden bir bilmeyen denkleme birbirinden farklı bir gerçek sayı olan kökleri verilmiş arkadaşlar burada. Bakın kökler bu şekilde. M'nin alabileceği değerler kümesi diyor bize. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan şimdi x1 x2'yi çarpalım arkadaşlar. x1 çarpı x2. Bakın çarptık. Artı x1. x1 artı x2 geldi. Eşittir. Eksi m artı 3 geldi. Buradan da 3 çarpı x1 çarpı x2 eksi
x1 eksi x2 eşittir m artı 1. Eksi arkadaşlar şuna dikkat edelim. Eksi m artı 3 var burada. Şimdi şu parçalar taraf tarafa toplam, buradaki kökler toplamı bunlar birbirini götürür. 3 tane x1 ile x2'nin çarpımı, bir tane burada 4 tane x1 çarpı x2. Bunları toplarsanız taraf tarafa 4 yapar. x1 ile x2'nin çarpımı kaçmış arkadaşlar? 1'miş. x1 ile x2'nin kökler çarpımı 1'miş. Bir de kökler toplamı bulalım arkadaşlar biz. Evet. Kökler çarpımı 1. Kökler toplamını bulalım. Evet. Kökler çarpımı 1 ise 1'i buraya attığımız zaman kaç oldu arkadaşlar? Bakın burası 1'di. 1 attık buraya. Kaç kaldı? 2 kaldı. Kökler toplamında x1 artı x2 kaçtır? M artı 2 kaldı arkadaşlar. Denklemimizi yazalım. X kare kökler toplamı eksi m artı 2 x artı 1 eşittir 0 olur. Denklemin bilmeyen bir denklem birbirinden farklı arkadaşlar. Bakın birbirinden farklı birer gerçek sayı dediği için kökler birbirinden farklıymış arkadaşlar. Yani delta kesinlikle sıfırdan büyüktür. Delta'yı alalım. Sıfırdan büyük olmalı. Delta neydi? Bunun karesini alacağız. Bunun karesini aldığımızda eksiği götürür arkadaşlar. Eksi m artı 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a çarpı c. A'mız 1, c'miz de 1 yapar arkadaşlar. Sıfırdan büyük olmalı. Bu ifade sıfırdan büyük olacak. Buradan ne yaparız? Açalım bunu. M kare eksi 4m artı 4. Eksi 4 büyüktür 0. Bunlar gitti. Buradan ne geldi? M parantezini alırsak m eksi 4 geldi arkadaşlar. M ile m eksi 4 geldi. Arkadaşlar burada sıfırlayan değer 0 ile 4'tür. Bakın 0 ile 4'ü alalım. 0 ile 4 arasında bir sayı verdiğimizde kaç verim? 1 verim mesela buraya. 1 verdiğimizde burası negatif olur. Sağlamaz. Burası sağlamıyor. 4'ten büyük sayı verdiğiniz zaman burası pozitif olur. Sağlıyor. 0'dan küçük sayı verin. Eksi 1 verin. Burası eksi 5. Eksi 1 ile çarpın 5. Bu da sağlıyor. O zaman bu denklemin çözüm kümesi, M'nin çözüm kümesi olarak ne nasıl yazarsınız? M hangi aralığın elemanıdır? Eksi sonsuz 0 birleşim 4 ve sonsuz aralığını alırsınız arkadaşlar. Bu da hangi şık? E şıkkı olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar sorular kolay sorular değil. Uğraştırıcı sorular. Bu kadar da tempolu anlatıyoruz yani. Evet denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökleri olan ikinci derece denklem baştakinden hangisidir? Evet arkadaşlar burada da uğraştırıcı bir soru. Şimdi bunun karesini alalım. X kare. Evet. Birinci ile ikincinin çarpımı. Evet. Bunun karesini aldığımızda 2 çarpı 2 kök 2 artı 1x artı kök 2 artı 1'in karesi geldi. Bakın kök 2 artı 1'in karesini bulduk arkadaşlar. Eşittir. Bir de ne var? Bu açılımda artı x var. Artı 2, kök 2 var. Eksi 6 var. Şimdi önce bu kökü bir deneyelim arkadaşlar. Burada bayağı uzun bir denklem çıktı. X kare artı 2 çarpı kök 2 x. Kök 2 artı 1 x. Bunun açılımdan ne gelecek? Bir tane de burada 2 artı 2 kök 2 artı 1 geldi arkadaşlar. Artı 1 artı x artı kök 2 eksi 6. Şimdi arkadaşlar x'i terim bir tane burada var. Bakın 2 kök 2. Kök 2 x gelecek buradan. Bir 2x de buradan gelecek. 1x de buradan geldi. 3 oldu arkadaşlar burası. X kare artı 2 kök 2 artı 3x diye bunu yazabilirsiniz. Şu x'i şuraya dahil ettik. Buradan ne geldi? 2 kök 2. 3 kök 2. 3 kök 2. 3. Burası eksi 6 ile 3'ü toplayın. Eksi 3 oldu. Eksi 3 artı 3 kök 2 geldi. Eksi 3 artı 3 kök 2 eşittir 0 denklemini buldum. Şimdi bu denklemin arkadaşlar kökleri kaçmış? Bu denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş. Şimdi kökleri bu olan denklemin toplamını bulalım. Kökleri bu olan denklemi bulalım arkadaşlar. x1 artı 2 kök 2 artı x2 artı 2 kök 2 2 artı kök 2'yi topluyoruz arkadaşlar. Toplayalım bunları. X1 ile x2'nin toplamı kaç? Kökler toplamı. Eksi b bölü a'dır arkadaşlar. Buradan ne geldi? X1 ile x2'nin toplamı. Eksi b bölü a'dan. Eksi 2 kök 2. Eksi 3 geldi. Burada 4 artı 2 kök 2 var.
4 artı 2 köküyü toplayalım arkadaşlar. 2 köküler gitti. Kökler toplam 1 oldu. Arkadaşlar kökler toplam 1 ise bakın denklemi yazarken x kare eksi 1 x diye yazıyorsunuz. 1 çarpı x diye yazdınız. Geri tarafı zaten rasyonel olmadığı için bu ifade, bu kökler rasyonel bir ifade, rasyonel bir sayı olmadığı için bunların çarpımı da bir reel sayı çıkacak ama rasyonel olmayan reel sayılardan gelecek. Dolayısıyla bu ifadede yani rasyonel bir ifade gelmeyeceği için x karenin önündeki sayılar değişmeyecek ya da x'in önündeki sayılar değişmeyeceği için x'in önünde arkadaşlar x'in önünde eksi 1 olan bakın şıklara baktığınızda x'e eksi 1 olan hangi şık var? B şıkkı var. İkinci teriminde x'in önünde eksi 1 olan B şıkkı var. Çünkü sabit sayı değişmeyecek. Bu sayıları çarptığınız zaman bir şey değişmeyecek. Bu şıkka uygun bir tek B şıkkı var. Tabi burada zamandan kazanabilirsiniz. Burada biz ne yaptık? Zamandan kazandık. Yoksa bu kökleri de arkadaşlar kendi içinde çarptığımız zaman çok uzun bir işlem yapmak zorunda kalacaktık. Burada bir kolaylık çıktı karşımıza. Bu kolaylığı test sınavlarında yapmak tabii ki avantajdır. Bunu görmeniz size zaman kazandıracaktır. Ha, yoksa göremezseniz de o zaman bu ifadeyle bu ifadeyi ne yapacaktı? Çarpacaktı arkadaşlar. İş biraz daha uzayacaktı. Zaman kaybımız olacaktı. Bu pratik aklınızda kalırsa sizin için iyi olur. Evet arkadaşlar 26. ve 27. köyün bir adım ötesi sorularını da burada çözmüş oluyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.